30 Haziran 1964'te temelleri atılan polis örgütü 59 yaşında. Polis örgütünün kuruluş yıldönümü dolayısıyla Berete'ye konuk olan Trafik Müdürlüğü, Trafik ve Araştırma Şube Amiri Müfettiş Serdar Karpuzcu, Trafik Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Trafik kazalarıyla ilgili bilgiler de paylaşan Müfettiş Serdar Karpuzcu, 2023 yılında ülkede 1984 trafik kazası meydana geldiğini, bunlardan 24'ünün ölümle, 210 kazanın yaralanmayla, 1750 kazanın ise hasarla sonuçlandığını aktardı. Trafik kazalarındaki artışın nedenlerinden de bahseden Karpuzcu, trafik kazalarının en önemli nedeninin sürat olduğunu belirtti. Kazaların birçoğunun insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Ancak maalesef bir de gerçeğimiz var ki yolların durumu. Kazalara sebebiyet veriyor mu bu yolların durumu? Nasıl oluyor? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani burada değerlendireceğimiz yolların durumu her zaman mükemmel olamayabilir. Bunu sürücülerin değerlendirmesi gerekiyor. Yani aracının süratini ve durumunu yolun durumuna göre uydurması gerekiyor. Örneğin yağışlı havalarda su birikintisi varsa, yolda herhangi bir çukur varsa, bir şey varsa aracını yolun durumuna göre ayarlayıp da kullanması gerekiyor. Yani yol bozuktur, ben yine aynı süratte seyredeceğim veya yol virajlıdır, aynı süratte seyredeceğim şeklinde bir algıyla trafikte bulunmamaları gerekiyor. Yolun durumu neyse süratini düşürmesi gerekiyor. Çünkü bütün yollar, bildiğiniz gibi ülkemizdeki bütün yollarında mükemmel olma durumu yoktur. Trafikte bir de yabancılar konusu var. Evet. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani bilindiği üzere ülkemizdeki nüfus 350 bin civarında. Eğitim öğretim dönemi içerisinde ülkemize gelen yabancı öğrencilerle, misafir öğrencilerle bu sayılar aşağı yukarı 500 bin civarını bulmakta. Öğrencilerin gitmesiyle turistik bir ülke olan ülkemiz, yine turistlerin gelmesiyle aşağı yukarı yine aynı duruma geliyor, aynı nüfus sayısına geliyor. Yaz aylarında özellikle turistlerin gelmesiyle. Buna dikkat ederek, yani burada dikkat edeceğimiz nedir? Trafiğe, ülkemizdeki trafiğe alışkın olmayan sürücüler, ki bunlar sağdan ilerleyen trafikten gelen sürücüler olduğundan dolayı bazı kavşaklarda, yollarda yanlış bir refleks yapabilmekte, hani bir tehlike durumunda ülkemize gelen misafir sürücüler trafikte daha dikkatli de seyretmesi gerekiyor. Trafik kurallarına daha da uyması gerekiyor. Çünkü alışık olmadığı bir trafikte sürüyor aracını. Bununla birlikte herhangi bir kaza riski durumunda yapacağı refleks bizim ülkemizdeki trafiğe göre ters bir refleks olur. Bunun yanında yaya olarak trafikte bulunan kişiler de aynı şekilde ülkesinde alışmış olduğu işte soldan bakarak karşıdan karşıya geçme durumu ülkemizde ters bir durum. İlk başta sağ tarafa bakılması gerekiyor. Sağdan eğer karşıdan karşıya geçeceksek sağdan araçların geldiğini unutuyor bazen bu misafir olarak ülkemize gelen yayalar ve karşıdan karşıya geçme noktasında yaya çarpma durumları olabiliyor. Yani ülkemizdeki bu nüfusun üzerine eklenen bir diğer yoğun nüfusla trafik kazaları da meydana gelebilmekte. Yine genellikle zaten ülkemize gelen misafir sürücüler kiralık araç kullanabilmekte. Bu kiralık araçlarında bildiğiniz gibi plakaları kırmızı zemin üzerine yapılmış. Bu da kırmızı işareti zaten bize bir uyarı veriyor. Dikkat edilmesi gerekir. Buna da sürücülerimiz dikkat ederek özellikle kiralık araçlarla trafikte karşılaştığı zaman kavşaklarda veya diğer durumlarda dikkat etmesi, daha da dikkat göstermesi gerektiğini buradan iletmek istiyoruz biz sürücülere. Trafik denetimleriyle ilgili soruyu da yanıtlayan Karpuzcu, denetimlerde 46.529 sürücünün ceza aldığını belirterek, cezalarda ilk sırada süratin yer aldığını,
Ardındansa cep telefonuyla konuşma, emniyet kemersiz araç kullanma ve alkollü araç kullanma geldiğini aktardı. Polis Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak uyarılar da yapılıyor zaten sürücülere. Bir kez daha bir uyarı yapacak olursak ne söylemek istersiniz? Yani sürücülerden istediğimiz, başta bahsetmiş olduğumuz alkol ve sürat suçları en önemli husus bize göre. Bu ikisi dediğimiz gibi birleştiği zaman, alkolün yanında sürat de olduğu zaman bu kaçınılmaz bir felakete sebep olmakta. Sürücüler ceza yememek için değil, kurallara, kendi can güvenliğine fayda sağlamak için kurallara uyması gerekiyor. Bir diğer husus ise yaz aylarının başlamasıyla ülkemizde motosiklet kullanımı, işte bisiklet kullanımı, skuter kullanımı artacaktır. Buradan da sürücülerimizi uyarmak istiyoruz. Bu motosiklet, bisiklet veyahut yeni ülkemizde kullanılmaya, yasal olarak kullanılmaya başlanan skuter kullanımıyla ilgili olarak bu sürücüleri, bunlar ki tabii ki savunmasız olarak trafikte bulunmakta, savunmasız trafik kullanıcıları olarak, bunun yanında yayalar da var tabii ki. Bunları da koruyarak, bunlara da dikkat ederek trafik kazalarının en asgari düzeye düşüreceğimizi düşünüyorum. Bu yıl içerisinde bu meydana gelen 24 kazada zaten 8 kaza yaya çarpma şeklinde olmuş. Yayalara da burada tabii ki bir görev düşmekte. Geceleyin eğer trafikte seyredilecekse yine trafikteki diğer sürücülerin onları görebileceği bir noktada, görebileceği bir elbiseyle, bir kıyafetle seyretmesi, yürümesi gerekiyor. Bu kapsamda bu kurallara uyulması durumunda biz inanıyoruz ki trafik kazalarını dediğimiz gibi en düşük seviyelere düşürebileceğiz.